Arkadaşlar merhaba. Termodinamik 2 dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz iklimlendirme olacak. İklimlendirme kapsamında bazı bilgiler öğreneceğiz. Evet, iklimlendirme konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Kuru hava ve atmosferik hava ile başlayacağız. Artık biz termodinamiğin iyi bir mühendislik uygulaması olan iklimlendirmede neler yapabiliriz? Hangi bilgileri kullanabiliriz? Ona ayrıntılı olarak bakacağız. Şimdi kısaca konuyu özetleyip bu konuyu örnekle destekleyeceğiz. Arkadaşlar, bugüne kadar öğrendiğimiz her türlü termodinamik bilgisini iklimlendirme başlığı altında inceleyeceğiz dedik. Hepsi bize yardımcı olacak dedik. Ve termodinamiğin iyi bir mühendislik uygulaması dedik. O zaman atmosferik hava tanımıyla başlayalım. Hava, azot, oksijen ve küçük miktardaki başka gazlardan oluşan bir karışım. Tamam. Atmosferik hava olarak aldığımız bu karışım. Atmosfer içindeki hava bir miktar su buharı da içeriyor. Bu önemli. Her zaman içeriyor arkadaşlar. Atmosferik hava içinde su buharının olmaması mümkün değil. Bu nedenle atmosferik hava diye biz bunu isimlendiriyoruz. Yani ilk öğrendiğimiz konu havayı göz önüne aldığımızda hava belli bileşimlerden oluşuyor ve içinde bir miktarda su buharı veya nem mutlaka bulunuyor ve biz bu atmosferik havayı kullanarak çeşitli termodinamik düzenekler oluşturabiliyoruz. Tabii incelememizi yaparken atmosferik havanın içinde hem hava hem de su buharı var dedik. Biz bunu ikiye ayırıp inceleyeceğiz. Önce kuru hava diyeceğiz. Hani kuru hava mümkün değil ama kuru hava tanımı şu. İçinde su buharı bulunmayan havaya biz kuru hava diyeceğiz. Ona göre problemi modelleyeceğiz. O zaman atmosferik hava hem kuru havadan hem nemli havadan oluşacak. Önce kuru havaya bakalım. Kuru havanın özelliklerine baktığımızda arkadaşlar biz iklimlendirmede eksi 10 derece santigrat ile 50 derece santigrat derece arasında çalışıyoruz. Bizim iklimlendirmede çalışma sıcaklıklarımız bunlar. Bu arada çalıştığımızda ve kuru havayı da tek başına aldığımızda onunla ilgili enerji hesapları yapmamız gerekiyor. O zaman enerji hesaplarında biz CP'yi kullanabiliyoruz kuru hava için. Ve CP değerlerine baktığımızda iklimlendirme ait sıcaklık değerleriyle CP'yi karşılaştırdığımızda CP'nin fazla değişmediğini görüyoruz. O zaman biz kuru hava için ortalama bir CP alacağız. 1,005 kilogram derece santigrat bizim CP'miz olacak kuru hava için. Tabii ki kuru havanın entalpisi yani enerji değeri bize lazım olacak. O zaman entalpi yani H'yi görünce CP'ye gidecektik zaten bunu geçmişte öğrendik. H'yi gördük CP'ye gittik. Kuru hava için CP'yi bu sıcaklıklar arasında ortalama bir değer aldık ve onu sıcaklıkla çarptığımız an buradaki sıcaklık da derece santigrat olacak. Çarptığımız an kuru havanın entalpisini elde etmiş olacağız jül bölü kilogram biriminde. Tabii termodinamikte farklarla çalışıyoruz. Delta H ile çalıştığımız an tabii ki buraya delta T gelecek. Ama 1,005 kilogram derece santigrat bizim kullanacağımız kuru hava için CP değeri olacak. İlk öğrendiğimiz şey atmosferik hava, kuru hava ve nemli havadan oluşuyor. Bunu kuru hava ve nemli hava diye ikiye ayırırsak kuru havanın enerjisini hesaplarken CV'yi sabit bir değerde CP'yi sabit bir değerde alacağız. H gördüğümüzde CP'ye gidiyoruz ve CP sabit basınçtaki özgül hacim sabit bir değerde alınacak bu sıcaklık aralığı için. Şimdi atmosferik hava arkadaşlar hem kuru havadan hem su buharından oluşuyor dedik ve atmosferik hava basıncını da göz önüne aldığımızda onun basıncına biz P dersek bu P toplam basınç olacak. İkiye ayırdığımız için bu kuru havanın basıncı onu PA ile gösterelim ve su buharının basıncı onu PV ile gösterelim. İkisinin toplamına eşit olacak. Ayrı ayrı basınçları değerlendirdiğimizde bunların toplamı bize atmosferik havanın toplam basıncını verecek. P eşittir PA artı PV önemli. A indisi kuru havayı, V indisi de su buharını göstersin. Su buharının kısmı basınç, tabii bunlara kısmi basınç diyoruz. İki tane kısmi basıncın toplamı toplam basıncı bize götürecek. Su buharının kısmi basıncı genellikle buhar basıncı diye de isimlendiriliyor. Yani buradaki PV'ye biz buhar basıncı diyeceğiz.
Bu basınç su buharının atmosferik hava sıcaklığı hacminde tek başına olması durumunda sahip olacağı basıncı gösteriyor. Arkadaşlar yine önemli bir nokta, su buharına geçtik şimdi. Havanın içinde su buharı var, nem var. Biz bugüne kadar suyla çalışırken bütün özellikleri tablolardan seçtik ve su buharını hiçbir zaman mükemmel gaz ve ideal gaz olarak almadık, almayacağız dedik. Ama burada düşük basınçlarda ve düşük sıcaklıklarda havanın içindeki su buharını, bak havanın içindeki su buharının nemi mükemmel gaz olarak alabiliyoruz. Bu derste yani iklimlendirme kısmında alacağız. Bundan önce öğrendiklerimizde almayacağız. Çünkü havanın içindeki nemle veya su buharıyla ilk defa çalışıyoruz. Bu çerçevede entalpi de yalnızca sıcaklığın fonksiyonu olacak. Entalpi hakkında biraz önce kuru hava için konuştuk. Su buharı için de konuşacağız. Evet, 50 derecenin altındaki sıcaklıklarda sabit entalpi eğrileri görüyoruz su buharı içinde. Sıcaklık düşük, 50 derece. Bunun altında arkadaşlar TS diyagramına baktığımızda entalpi değerleri çizgileri neredeyse paralel gidiyor. Bu nedenle havadaki su buharının entalpisi aynı sıcaklıkta doymuş su buharının entalpisine eşit alınabilecek. Yani bunlar bak böyle eşit gidiyor. O zaman şurayla kesiştirirsek bu eğri neydi? Doyma eğrisi. Bu doyma eğrisi bak 50 derecenin altında çalışıyor. Neredeyse paralel gidiyor. Bir çizgi boyunca gidiyor. O zaman biz düşük basınçlarda ve sıcaklıklarda su buharının entalpisini HG yani şu doyma eğrisi üzerine düşen noktaları biz G alt indisiyle gösteriyorduk doymuş buhar için. O zaman doymuş buharın entalpisini alacağız o sıcaklık için, bak bu önemli. Hangi sıcaklıkta çalışıyorsak o sıcaklığın HG değeri bizim su buharının entalpisine eşit olacak. Öncelikle entalpiyi yine termodinamik tablolardan alacağız ve doymuş buharın entalpisi olarak o sıcaklıktaki doymuş buharın entalpisi olarak alacağız. Birinci yaklaşım bu. İkinci yaklaşım eşitlik kullanacaksak arkadaşlar yine -10 derece ile 50 derece arasında çalıştığımız zaman su için bir CP ortalama yaklaşımı yapabiliriz. Önce CP'yi göz önüne alalım. CP'yi biz incelediğimizde -10 derece ile 50 derece arasında onun ortalama değeri 1.82 kilojül kilogram derece santigrat'a karşılık geliyor. Bu ortalama değeri kullanacağız. İkinci yaklaşım bizim referans sıcaklığımız 0 derece olsun diyeceğiz ve 0 derecedeki HG'yi yani doymuş buharın entalpisini su için 2500.9 kilojül kilogram alıp şu eşitliği kullanacağız. Ya arkadaşlar termodinamik tablolardan veya bu eşitlikten doymuş buharın entalpisini o sıcaklık için değerlendireceğiz. Eşitliğimiz ne? Referans değerimiz 2500.9 kilojül kilogram artı 1.82 ortalama CP çarpı sıcaklık, yine sıcaklık derece santigrat biriminde olacak. Bu eşitlik de önemli arkadaşlar. Tablodan okuma da önemli. Problemlerde gerektiğinde ikisini de kullanıp başka bilinmeyen noktaların hesabına gidebiliyoruz. Bu temel bilgiler çok önemli. Bunlar elinizde var ve ben şimdi kısa bir özet geçiyorum. Siz tabii bu dersi dinlerken önceden çalışıp gelmeniz gerekiyor. Ben onun için kısa özet geçiyorum. Arkadaşlar giriş bilgilerinden sonra artık konuya yavaş yavaş girebiliriz. Nemli havayla çalışıyorsak, bu dersin diğer adı da nemli havanın termodinamiğidir arkadaşlar. Nemli havayla çalışıyorsak havanın özgün nemi ve bağıl nemini de belirlememiz gerekiyor. Ona göre işlemleri yapacağız. Özgül nem tarımı çok önemli. Buna biz mutlak veya özgül nem diyoruz. Genellikle özgül nem diyeceğim ben. Omega ile gösteriyoruz. Bu omega değeri bizim için önemli ve birimi kilogram su buharı bölü kilogram kuru hava. Bak birimsiz ama iklimlendirmede biz bu birimi kullanıyoruz. Çünkü pay kısmında su buharı bulunacak, payda da kuru hava bulunacak. Bunu göstermek için her zaman bizim omega birimsiz değerini biz kilogram su buharı bölü kilogram kuru hava olarak yazacağız iklimlendirmede. Demek ki
Özgül, nemi hesaplarken biz pay kısmına su buharının kütlesini, paydaya da kuru havanın kütlesini koyacağız. Bu ikisinin oranı bize özgül nemi verecek. Birimsiz olarak kütlelerin oranı. Biz ne dedik? Hem su buharı hem de kuru hava için ideal gaz eşitliğini kullanabiliriz iklimlendirmede. O zaman PV eşittir MLT biliyorsunuz. PV eşittir MLT bizim ideal gaz eşitliğimiz. Buradan M'leri tek başına bırakırsak geriye ne kalıyor? PV bölü RT. O zaman su buharı için PV çarpı V bölü RV çarpı T. Burada hacimli sıcaklıklar zaten hani ikisinde de eşit. Sonuç olarak bizim atmosferik hava hem kuru havadan hem su buharından oluşuyor. Hacimler eşit, sıcaklıklar eşit. Ama ikisini ayırdığımızda bunların kısmi basınçları farklı ve gaz sabitleri farklı tabii ki. İkisinin de gaz sabiti tablolarda var. O zaman özgül nemi biz kütlelerin oranı cinsinden yazabiliyoruz. Tamam, su buharının kütlesi bölü kuru havanın kütlesi. Ama iklimlendirmede daha çok basınçlar, kısmi basınçlar cinsinden yazılma tercih ediliyor. Ama ikisini de kullanacağız gerektiğinde. Arkadaşlar R değerlerini ilgili tablodan alıp oranlarsak 0.622 çıkıyor. Ve iklimlendirmede biz bu sayısal değeri kullanacağız boyutsuz olarak. Elimizde ne kalıyor? Sadece kısmi basınçların oranı kalıyor. O zaman özgül nem 0.622 çarpı PV bölü PA olacak. Su buharının kısmi basıncı, kuru havanın kısmi basıncı cinsinden yazacağız. Şu birinci eşitlik önemli. İkinci eşitlik önemli. Arkadaşlar bir de hani bu eşitlikte şu eşitliğin birbirinden farkı yok. Aşağıdaki PA yerine biz toplam basınç cinsinden de bir değer yazarsak P eşittir neydi? PA artı PV. O zaman PA yerine P eksi PV yazıp şu iki yani payı ve paydayı PV cinsinden de yazabiliyoruz. O zaman toplam basınçtan PV'yi çıkarmamız gerekiyor. Yani sonuçta şu eşitlik, şu eşitlik aynı şey. Birim kilogram su buharı bölü kilogram kuru hava olacak. Özgül nemi de öğrendik. Önemli. Gelelim bazı önemli tanımlamalara. Doygun hava veya doymuş hava nem ile doygun havadır arkadaşlar. Doymuş havaya eklenmeye çalışılan her bir buhar molekülü yoğuşacaktır. Bak doymuş havaya. Doymuş hava ne demek? Nem içeriği olarak doymuş hava. İçindeki artık nem miktarı maksimuma gelmiş. Bundan sonra içine nem kabul etmiyor demek. Bundan sonra doymuş hava eklenmeye çalışılan her bir buhar molekülü yoğuşacak. Yoğuşma başlayacak. Belirli bir sıcaklık ve basınçta bulunan doymuş havadaki su buharı miktarı PV'nin aynı sıcaklıktaki suyun doyma basıncı olan PG ile değiştirmesiyle hesaplanabiliyor. Arkadaşlar su buharının kısmi basıncı PV idi. Biz bu su buharı, daha doğrusu atmosferik hava su buharı miktarı bakımından doyma noktasına geldiği an PV kısmi basıncı da PG'ye dönüşüyor. Yani doyma basıncına dönüşüyor. Doyma basıncını biliyorsunuz belirli bir sıcaklıktaki doyma basıncını biz yine tablo A4'tü galiba Çengel Hoca'nın kitabında tablo A4'ten seçiyoruz. Bu doyma basıncını oradan seçeceğiz. Şimdi neyi işliyoruz? Biz doymuş havayı işliyoruz. Doymuş havayı işlediğimizde doyma basıncını su buharı için PG olarak alacağız. PV'den o farklı. Nasıl farklı? Mesela PV bu şöyle diyelim. PV kısmi su buharının kısmi basıncı herhangi bir değerde olabilir. Bunun maksimum değeri PG işte öyle söyleyebiliriz. Tamam. Örneğin hava 25 derece santigrat 100 kilo paskaldaysa suyun doyma basıncı 25 derece için alacağız tabii ki. Doyma basıncı 3.1698 kilo paskalmış. Bak hava bu sıcaklık bu basınçta ve havanın içinde belli bir nem var ama bu nemin maksimum değeri veya doyma basıncı 3.1698. Bu PV 0 ise kuru hava zaten. Hani gerçekte böyle bir hava yok ama teorik olarak PV 0 ise kuru hava. PV küçük, bizim PV dediğimiz su buharının kısmi basıncı. Küçük P doyma ise doymamış hava. Genellikle doymamış havayla çalışıyoruz ama PV eşittir PG ise doymuş hava diyeceğiz. Bu tanım bu kadar ve önemli. Arkadaşlar konuyu siz önceden çalıştığınız için önemli noktaları şöyle kısaca üzerinden geçiyorum. Gelelim bağıl neme.
Özgül nem var, bağıl nem var. Özgül nem su buharı ve kuru havayla ilgiliydi. Bağıl nem sadece suyla ilgili var. Bağıl nem. Fi ile göstereceğiz. O su buharının kütlesi bölü doyma noktasındaki su buharının kütlesi. İki kütle, ikisi de su buharı ile ilişkili. Birine MV, birine MG diyebiliriz bu çerçevede. Fi de boyutsuz bir sayı. Bunların oranı boyutsuz bir sayı verecek. Bize boyutsuz bir sayı verecek. Yine ikisini ideal gaz kabul edebiliyoruz. İdeal gaz eşitliklerini değerlendirirsek arkadaşlar, ikisi de suya ait, neme ait. O zaman RV'ler de birbirini götürür, sıcaklıklar da birbirini götürür, hacimler de götürür. Yine biz Fi'yi, yani bağıl nemi, su buharının kısmi basıncı ve doyma basıncı cinsinden ifade edebiliyoruz. Bak, su buharının kısmi basıncı, ulaşabilecek maksimum değer su buharının doyma basıncı. Bağıl nem bu. Su buharını ilgilendiriyor. Bu oran. Bu oran tabii ki maksimum 1 olabilir. 0 ile 1 arasında değişebilir. Arkadaşlar matematik olarak bak. Şurada özgül nemi çıkardık. 3 tane eşitlik verdik. Burada bağıl nemi çıkardık. 1 tane eşitlik verdik. İkisinin içinde de bu basınçlar var. İkisini birleştirirsek matematik olarak, yani fi ile bak, yani bağıl nemle özgül nemi burada matematik olarak birleştirip böyle bir eşitlik elde etmiş. Gerektiğinde ikisinin birleşimini kullanabiliyoruz. Veya matematik olarak şu şekilde yazmış. Sonuçta matematik olarak siz yaparsanız bu sonuçları bulacaksınız zaten. İkisinin birleşimi şu iki eşitlikte önemli. Bütün bu eşitlikleri zaten ezberlemeyeceğiz. Elinizin altında olacak ama hepsi önemli. Hepsini kullanacağız. Yine hava için bakarsak 25 derecede ve 1 atmosfer basınçta arkadaşlar kuru havanın kütlesi 1 kilogram olsun. Buharın veya nemin suya ait kütlede 0.01 kilogram olsun. MV max da 0.02 kilogram olsun. O zaman özgül nem nedir? Buradaki özgül nem MV bölü MA 0.01 çıkıyor. 0.01'in 1'e oranı bu. Bağıl nem nedir? Bu ikisinin oranı, o zaman bu ikisini oranlarsak %50 çıkıyor. Bağıl nemle özgül nemin farkı bu. Evet, bağıl nem 0 olursa kuru hava için ve 1 olursa doymuş hava için, yani 0 ile 1 arasında değişiyor demiştik zaten. Havada bulunabilecek su buharı miktarının hava sıcaklığına bağlı olduğuna dikkat edeceğiz. Bundan dolayı havanın özgül nemi sabit kalsa bile bağıl nemi sıcaklıkla değişebilir. Yani özgül nemi sabit kalabilir tamam ama bağıl nem sıcaklıkla değişecek. Atmosferik hava kuru hava ve su buharının bir karışımı dedik. Tamam. Bu nedenle havanın entalpisi kuru hava ve su buharının entalpileri yardımıyla ifade edilebilir. Havanın entalpisini de biz ikiye ayırsak kuru hava ve su buharının entalpilerini alacağız. Onlar hakkında biraz önce çalıştık. Şimdi birleştirelim. Birçok uygulamada hava su buharı karışımındaki kuru hava kütlesi sabit kalırken su buharı kütlesi değişiyor. Bundan dolayı atmosferik havanın entalpisi hava su buharı karışımının birim kütlesi yerine kuru havanın birim kütlesi için ifade ediliyor. Arkadaşlar bakalım matematik olarak. Entalpi H. Atmosferik havanın entalpisi H olsun. Bu kuru hava artı su buharının veya nemin entalpisi toplamına eşit olacak. Bu büyük H'leri küçük H'ye çevirirsek burada MA HA artı MV HV olarak yazabiliriz. Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak her tarafı MA'ya bölelim. Büyük H'nin MA'ya bölümü küçük H olsun. Zaten buraya MA'ya bölersek tek başına HA kalıyor. Burası da MV bölü MA çarpı HV oluyor. O zaman entalpi eşittir. Bak HA kuru havanın entalpisi artı MV bölü MA'ya biz özgül nem demiştik. Şunu demiştik zaten. Demek ki özgül nem çarpı su buharının entalpisine eşit olacak. Şu eşitlik çok önemli bizim için. H eşittir. HE artı omega çarpı HV çok önemli. Bu sonuca ulaştık. Arkadaşlar genellikle burada özgül nem olduğu için HV değerine yaklaşık HG alabiliriz. Doyma entalpisi alabiliriz. Yani sonuç olarak atmosferik havanın entalpisi için şu eşitliği kullanabiliriz. Burada özgül nem var. Özgül neme göre değişim var. Yanında da su buharının doyma entalpisi var. Tamam. Bunların çarpımı artı
kuru havanın entalpisi bize atmosferik havanın entalpisini verecek. Bu eşitliği bilmenizde büyük fayda var. Birimi kilojül bölü kilogram kuru hava. Çünkü bak burada her tarafı kuru havaya böldük. Bu kuru havayı buraya yazmamız önem arz ediyor. Entalpi içinde bunları söyleyebiliriz. Arkadaşlar önemli tanımlamalar var. Esasında yeni bir şey öğrenmiyoruz. Hem havayı, kuru havayı hem de nemi ideal gaz olarak alıp bazı eşitlikler, bazı matematiksel ifadeler elde ettik. Ve özellikle burada özgül nem, bağıl nem kısımlarını elde ettik. Özgül nem, bağıl nem önemli. Bunun yanında bu atmosferik havanın enerjisini entalpiyle ilişkilendirirsek buna ait de bir entalpi eşitliği elde ettik. Bunlar önemli konular. Yine biz iklimlendirme içinde kuru termometre sıcaklığı tanımını çok kullanacağız. Kuru termometre sıcaklığı basit bir şey arkadaşlar. Şu anda odada bulunan havanın sıcaklığını biz termometre ile ölçüyorsak o kuru termometre sıcaklığı olarak isimlendiriliyor. Yani şu andaki herhangi bir odadaki herhangi bir ortamdaki havanın sıcaklığı neyse o bizim kuru termometre sıcaklığımız. Neden kuru termometre sıcaklığı? Bir de yaş termometre sıcaklığına ihtiyaç duyuyoruz biz iklimlendirmede. Şimdi ona da bakacağız. Önce çiğ noktasını ele almışız. Arkadaşlar tamam. Biz kuru hava ve nemli havayla çalışıyoruz. Nemli havayı yani su buharı olarak ele alırsak orada bir çiğ noktası sıcaklığına bakmamız gerekiyor. Ona TCN demişiz. Hava sabit basınçta soğutulduğunda yoğuşmanın başladığı sıcaklık. Bak TS diyagramını biliyoruz. Burada bir sabit basınç eğrisi var. Biz kızgın buhar bölgesindeysek bu kızgın buhar bölgesindeki su buharını bu sabit basınç eğrisi üzerinde soğutursak iki noktasına ulaşıyoruz. Ne oluyor? Kızgın buhar burada yoğuşmaya başlıyor. İlk sıvı tanecikleri oluşmaya başlıyor. Yani iki noktasına geldiğimiz an bizim için yoğuşma başlıyor. İşte iklimlendirmede bunun adı çiğ noktası sıcaklığı. Yani doyma sıcaklığı. O basınçtaki bak. O kısmi basınçtaki yani su buharının kısmi basıncındaki buradaki ifadeler hep önemli. O kısmi basınçtaki su buharı için doyma sıcaklığı bizim çiğ noktası sıcaklığı olacak. Bu çiğ noktası sıcaklığı da önemli. Kuru termometre sıcaklığı da önemli. Evet yani ne demişiz? Nemli ve sıcak bir yaz gününde buzdolabından soğuk bir kutu soda çıkartıldığı zaman dış yüzeyinin buğulandığı, burada yoğuşma başladığı görülüyor. Kutu yüzeyinde buğulanma olması soda sıcaklığının çevre havasının çiğ nokta sıcaklığının altında olduğunu gösteriyor. Altındaysa tabii ki burada yoğuşma başlayacak. Yani T küçük T çiğ noktası ise sodanın sıcaklığı T ise burada yoğuşma başlayacak. Yaş termometre sıcaklığına geliyoruz. Önce adiabatik doyma tanımı da yapalım. Bağıl nem ve özgül nem terimleri mühendislikte ve atmosferik atmosfer bilimlerinde sık olarak kullanılıyor ve sıcaklık ve basınç gibi kolayca ölçebilen özelliklerle ilişkilendirilebiliyor. Biz de ilişkilendirdik bak. Bağıl nemi de özgül nemi de basınçla sıcaklıkla ilişkili olarak ifade ettik. Bağıl nemi belirlemenin bir yolu yukarıda açıklandığı biçimde havanın çiğ noktası sıcaklığını bulmaktır. Çiğ noktası sıcaklığı bilindiğinde buhar basıncı yani kısmi basınç PV ve buna bağlı olarak bağıl nem hesaplanabiliyor. Çiğ noktası sıcaklığı bilindiğinde bu yaklaşım hani basit olmasına rağmen uygulamada pratik değildir de demişiz. Arkadaşlar bunu kısaca şöyle söyleyelim. Örneklerde de göreceğiz. Endüstride bir doymamış hava göz önüne alınıp bu belli bir ortamdan geçirilip doğmuş havaya getirilebiliyor. Bu istenebiliyor bazen. Yani fi 1 belli bir değerdeyken fi 2 %100 ise bu doymuş hava. Doymuş hava ne demek? Yani su buharına doymuş hava. %100 fi demek, bağıl nem demek. İçinde artık başka su buharı almayacak demek. Böyle bir sistem geliştirdiğimizde bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar bakın. Burada belli fi değeri var. Mesela burası %100 ise bu %60 olsun. %40 olsun. Bir noktasından itibaren bunu gönderdiğimizde ve biz aşağıda da sıvı su varsa bir noktasından gönderdiğimiz bu doymamış hava bu sıvı sudan buharlaşacak nemi içine alıp iki noktasından %100 olarak çıkabilir.
Bunun çıkabilmesinin tek yolu buradaki uzaklığı doğru seçmektir. Yani 1 ile 2 arasındaki uzaklığı, mesafeyi doğru olarak seçmektir. Tabii burada T2 sıcaklığında içeriye her an bir sıvı suyu da dahil edeceğiz. Şu sıvı su çerçevesinde şu T2 sıcaklığına bak. Yani doymuş havanın sıcaklığında olacak bu sıcaklık ki T2 büyük T1 olacak. Ona göre buradan bir buharlaşma olup doymamış hava doymuş havaya geçecek. Neyse. Hani böyle bir düzenek kurduğumuzda doymuş hava elde edebiliyoruz. Adiabatik doyma sıcaklığı nedir dersek arkadaşlar işte bir noktasından şu noktaya geldiğimizde çiğ nokta sıcaklığını gidiyoruz ve burada yoğuşma başlıyor demiştik. Biz bu yoğuşmanın olmasını istemiyorsak bu bir noktasından şöyle bu çiğ nokta sıcaklığı üzerindeki bir noktaya erişebilirsek buna adiabatik doyma sıcaklığı deniyor. Eğer kanal yeterince uzunsa hava kanaldan doymuş olarak V eşittir %100 ve adiabatik doyma sıcaklığı adı verilen T2 sıcaklığına çıkar demişiz. Demek ki bak çiğ noktasının üzerindeki sıcaklığa biz adiabatik doyma sıcaklığı diyoruz. Bunun da koşulu bu kanal işte yeterince uzunsa ve bu hava buradan %100 bağıl nemle çıkıyorsa bu %100 bağıl nemle ulaştığımız sıcaklığa ait T2 sıcaklığı adiabatik doyma sıcaklığı oluyor. Bunu da bu şekilde öğrenelim. Arkadaşlar örnekler de yapacağız. Bizim örneklerimizde her zaman termodinamik bilgilerini kullanacağız. Ne ile başlayacağız? İklimlendirmede kütle dengesiyle başlayacağız. Ama iklimlendirmede biz bunu ikiye ayıracağız. Kuru hava ve havadaki su buharı olmak üzere kütle dengesi veya kütlesel debi dengesi. Burada yani sonuçta hareketli akışkanlarda kütlesel debiyle çalışabiliriz. Kuru havanın kütlesel debisi aynı olacak. Giriş ve çıkış için yani kuru havanın kütlesinde bir değişiklik olmayacak. İçeriye hava göndermedikten göndermez ise yukarıdaki örnekte de kanalda da kuru hava MA1 ile girecek, MA2 ile çıkacak. Yani MA olarak alabiliriz. Ama bu biz havadaki su buharının kütlesini arttırabiliyoruz, azaltabiliyoruz. Bu çerçevede su buharını V ile gösterirsek kütlesel debisi MV1, MF ile toplanıp MV2 olacak. Neden? Burada havadaki su buharının debisi buharlaşan tamamlama suyunun debisiyle artacak. Yani şurada buharlaşan su vardı ya, buradan da bir debi geliyor. Ona da MF demişiz. MF ne demek? Hani doymuş sıvı demek. Doymuş sıvının F alıntısı oydu. Doymuş sıvının kütlesel debisiyle bu debi artacak. Arkadaşlar bu ikisini birleştirirsek burada matematik ara işlemleri yapmamışım. Sonuçta MA ile MV'yi birleştirdiğimizde özgül nemle bunu ifade edebiliyoruz. Kütleleri o çerçevede bir matematiksel işlem yaparsak yani şu ikisini birleştirdiğimizde sadece MA cinsinden bir denklem elde edebiliyoruz. O zaman yanına özgül nem geliyor. Özgül nemin de ifadesini biliyorsunuz. MA bölü MV'den nemden yararlanarak öyle diyelim matematik olarak ikisini birleştirdiğimizde şu eşitliği de kullanabiliyoruz. Üçü de önemli. Gerektiğinde üçüncü eşitliği de kullanacağız. Her zaman bak bu özgül nemler karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki bu eşitlik daha önemli. Bunu daha çok kullanacağız. Evet, yukarıda elde ettiğimiz bu eşitlik bize ne sorarlar? Mesela bu sıvı eklenen su miktarı nedir? MF'yi sorarlar. MF'yi yukarıdaki denklemden çekersek sadece özgül nemleri biliyorsak, bak özgül nemlerin farkını biliyorsak zaten şu kütlesel debiyi bilmek zorundayız. Bu özgül nemlerin farkını biliyorsak eklenen kütlesel debiyi de sıvı debisini de doymuş sıvı debisini de buluruz. Bunların hepsi önemli. Tabii şimdi işi kısaca özetliyoruz arkadaşlar. Sayısal örnekler hem ben yapacağım hem de sınıfta bizim asistan arkadaşımız yapacak. Ona göre bu konuda bilgilendirilmiş olacaksınız. Gelelim enerji dengesine. Enerji dengesi termodinamiğin birinci kanunu. Onu öğrenmiştik. Açık sistemlerde de arkadaşlar giren enerji miktarı çıkan enerji miktarına eşit oluyordu. Sonuçta sürekli akışta şu eşitliği yazabiliyorduk.
üzerine nokta koymuşsak watt biriminde çalışmışız ve bu eşitliği yazabiliriz. Arkadaşlar Q0 ve iş miktarı 0 ise elimize sadece akışkan kalıyor. Yani tabii ki Q0 olmayabilir. 0 olmayabilir, bu da 0 olmayabilir. Şu anda 0 olma durumuna bakarsak elimize sadece akışkan kalıyorsa şu yukarıdaki örnek çerçevesinde o zaman akışkanın enerjisini biz kütlenin sahip olduğu enerjiyi kütlesel debiler cinsinden ve entalpiler cinsinden yazabiliyoruz. O zaman giren enerji çıkan enerjiye eşit olacak. İki tane giriş noktası var. Bir F olarak gösterdiğimiz giriş, bir de bir noktası olarak gösterdiğimiz giriş var. Bu girişlerin toplamı çıkışa eşit olacak enerji bağlamında veya watt biriminde. Tamam. Bunu da düzenlersek ne yapmışız yine? Şuraya yine MF, yani yukarıda şöyle bulduk ya. MA ve omega 2 eksi omega 1. MF yerine onu yerleştirirsek yine bütün denklemi MA cinsinden yazabiliyoruz. Veya MA'lar birbirini götürürse şu önemli eşitliği elde edebiliyoruz. Bunların hepsi önemli. Bak burada HF gelmiş. Yani 2'ye ait HF. Doymuş sıvının entalpisi T2 sıcaklığında. Bunlara hep dikkat edeceğiz. Arkadaşlar güzelce bir özet geçmeye çalışıyorum. Bak entalpiler için bunu elde ettik. Yukarıdaki örnek kapsamında. Bu entalpileri biz CP cinsinden de yazmıştık. Bak bunları hatırlayalım. Bu eşitliği dursun. Bunun içinde H1 ile H2 elde edebiliyorsan güzel. Ama elde edemiyorsan CP karşılığına gideceğiz. H'nin CP karşılığı CP T1 artı omega 1 H G1'di. Su buharı için. H2'nin karşılığı da aynı şekilde yazılırsa yukarıdaki eşitliği aşağıdaki gibi de yazabiliriz. Arkadaşlar yukarıdaki eşitlikler yeterli ama matematik olarak düzenlersen V1'i tek başına bırakırsan şunu elde edin. Bazen hani V1 sorulur. Bunun içinde sayısal değerlerini koyup V1 demişim. Omega 1 diyelim. Omega 1 sorulur. Omega 1'i buradan çekip şu eşitliği elde edebilirsin. Bunlar matematiksel karşılıkları. Bu denklemdeki omega 2 değeri Fi2'nin %100 olması nedeniyle, bak problemde ne dedik biz? Fi2 %100 olsun dedik. Olması nedeniyle biz Fi2'yi de şu eşitlikle elde edebiliyoruz o zaman. Fi2 yerine %100 koyduğumuzda omega 2'yi, bir daha düzgün söyleyeyim. Fi2 bağıl nem 2 yerine %100 koyduğumuzda omega 2 yani özgün nem 2'yi şu şekilde elde edebiliyoruz matematik olarak. Bütün bu alt indisleri biraz önce çalıştık. Tamam. Gelelim yaş termometre sıcaklığına. Arkadaşlar yaş termometre sıcaklığı da iklimlendirmede önemli. Bunun birkaç yaş termometre sıcaklığını ölçme yolu var. Bunlardan bir tanesi bizim termometremizi ele alacağız. Termometrenin ucuna böyle bir pamuk, böyle bir fitil bağlamazsak kuru termometre sıcaklığını ölçüyorduk. Böyle bir pamuk veya bir fitil bağlayalım ve bu suyla ilişkili olsun. Yani içine bunun, bu su çekecek içine. İçine suyu çektiği an ve biz buradan havayı da gönderdiğimiz an pamuk diyelim, pamuk içindeki sıvı buharlaşmaya başlayacak. Burayı ıslattık biz. Yaş hale geldi. Onun için buradan elde edebileceğimiz sıcaklığa yaş termometre sıcaklığı diyoruz. Bunun önemi ne? Yani şuradaki hava akışını hangi şartlardaysa o şartlara bağlı olarak şuradan belli bir buharlaşmaya neden oluyor. Bu buharlaşma sırasında da belli bir sıcaklık oluşuyor. O sıcaklığa yaş termometre sıcaklığı diyeceğiz. İklimlendirmede bu da önemli. Bunu TYT olarak gösterebiliriz. Evet, ayrıntısına bakarsınız. Güzelce iklimlendirmeyi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu eşitlikleri tabii ki siz güzelce çalışacaksınız. Bu eşitliklerle ilgili örnekler yapacağız. Ama mutlaka ve mutlaka bir kere çalışmanız gerekiyor. Zor bir şey değil. Birkaç önemli tanımlama elde ettik. Hepsini kullanacağız. Ve biz iklimlendirmede veya nemli havanın termodinamiğinde piyasada en çok bu konular işleniyor, bu konular kullanılıyor. Herhangi bir ortamı iklimlendirirken her zaman bu konulara dikkat edeceğiz ve bunun adı da psikometri olarak da geçiyor.
ve psikometrik diyagramda bütün bu öğrendiklerimizi psikometrik diyagram üzerinde toplayabiliyoruz. Termodinamik kitaplarında psikometrik diyagram var veya bu psikometriyle veya iklim endirmeyle uğraşan şirketlerin bastığı psikometrik diyagramlar var böyle plastikler üstüne. Biz o plastikler üstündeki bu psikometrik diyagramdan çeşitli verileri çekebiliyoruz. Evet, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu psikometrik diyagramdan önce öğrendiğimiz bütün eşitlikler yardımıyla her türlü şeyi elde edebiliriz, hesaplayabiliriz. Ama onun yerine psikometrik diyagram üzerinden de bazı değerleri okuyabiliriz. Ama sınavlarda size psikometrik diyagram kullan diyorlarsa şu anda öğrendiğimiz şeyleri biraz sonra öğreneceğimiz şeyler çerçevesinde işlem yapacağız. Ama psikometrik diyagramdan yararlanmadan hesapla diyorsa soru, yukarıda öğrendiğimiz, biraz önce öğrendiğimiz bütün eşitliklerden yararlanarak hesaplama yapacağız. Ne demek istiyoruz? Psikometrik diyagram kullanacaksak arkadaşlar, bu diyagramı geliştiren kişiler özgül nemi buraya yerleştirmişler. Kuru termometre sıcaklığını yataya yerleştirmişler. Diyagram bu şekilde var. Burada özgül nem var, dikey. Yatay olarak kuru termometre sıcaklığı var ve doyma eğrisi var. Doyma eğrisinin maksimum değeri %100'dür. Doyma eğrisi de şuraya gelmiş ve bu şekilde dış sınır oluşturulmuş. Yatay kuru termometre sıcaklığı derece santigrat. Burası özgül nem boyutsuz olarak. Ama kilogram, su bağlı bölü kilogram kuru hava diyoruz özgül neme biz. Ve gelelim doyma eğrisine. Doyma eğrisi burada %100. İçeri doğru gittikçe bu %0'a doğru gidiyor. Burası %100 ama içeride mesela bak bir sabit doyma eğrisi var. Böyle eğriler var. Bunlar bizim için çizilmiş. Ve biz bu diyagram üzerinde sabit özgür hacmi de çizgilerini de görüyoruz. Onlar çeşitli renklerde modellenmiştir. Sabit entalpi değerlerini de görüyoruz. Bak entalpiyi buradan çekeceğiz. Onun da sayısal değerleri var. Ve yaş termometre sıcaklığı eğrilerini de görüyoruz. Demek ki bütün bu eğriler bu psikometrik diyagram üzerinde toplanmış. Biz iki tane şeyi biliyorsak, mesela kuru termometre sıcaklığı özgül nemi biliyorsak onu burada birleştirip diğer bütün özellikleri bu diyagramdan çekebiliyoruz veya hesaplayabiliyoruz. Yani hesap da bileceğiz. Sonuçta diyagram okumayı da bileceğiz. Mesela burada 15 derece için nasıl kesişebilir? Mesela o şurası kuru termometre sıcaklığı, şu noktadan aşağı dikey olarak gideceğiz. Çi noktası sıcaklığı değeri de bu grafik üstünde var. Yani sonuçta hani herhangi bir bu diyagram içinde herhangi bir nokta için bu eğrileri takip ederek diğer bilgilere ulaşabileceğiz. İklimlendirme önemli, psikometrik diyagram önemli. Biz arkadaşlar, mühendisliğin en güzel uygulaması, termodinamiğin en güzel uygulaması iklimlendirme. Bakın o psikometrik diyagramdan yararlanarak, psikometrik diyagramda bak, şu yönde gidince ısıtma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Havayı ısıtma işlemi. Şu yönde giderken havayı soğutabiliyoruz. Bak, yukarı doğru giderken havayı nemlendirebiliyoruz. Bazen nemli havada istenir bizden. Mesela bir tekstil sektöründe. Şu miktarda nemli havaya ihtiyaç var denilebilir. Veya nem istenmez. Mesela kurutma işlemi yapıyoruz. Bir soğutma deposunda ne bileyim ben elma kurutacağız veya başka bir şey. Nem alma aşağı doğru yönde. Bak psikometrik diyagramda aşağı doğru ilerlersek bu. Şöyle 45 derece açıyla ilerlersek soğutma veya nem alma veya şöyle ilerlersek ısıtma veya nemlendirme yapabiliyoruz. Her türlü şey psikometrik diyagram üzerinde yönlere bağlı olarak tespit edilebilir. Bunların örneklerini adım adım yapacağız arkadaşlar. Biraz önce de konuştuk. İşlemlerimizi yaparken hani kütle dengesini ele alacağız. Sonuçta giren kütleler kütlenin korunumu gereği kütlesel debicisinden de yazarsak çıkan kütleler veya kütlesel debilere eşit olacak. Kuru hava ve su kütlesi için bunları ikiye ayırabileceğiz dedik. Su kütlesini de bak MA cinsinden göster. Burada bu özet geçmiş. MA cinsinden göstermek istiyorsak bu MV yerine MA çarpı V'yi yazarız. Sonuçta özgür dem neydi? MV bölü MA'ydı. Bunlar birbirini götürünce zaten MV burada kalıyor yani. Enerji dengesini de arkadaşlar genel olarak yazarsak açık sistemlerde sürekli akışta E giren eşittir E çıkan olacak. Hani Q ile V'yi de dahil edersek zaten bunları biliyorsunuz.
Isı girişi, iş girişi, kütleyle enerji girişi eşittir. Aynı şekilde çıkışları da yazabiliyoruz. Evet, biraz sonra örnek yapacağız. Duyulur ısıtma ve duyulur soğutmayla devam edip örneğe geçelim. Diğer kısımlarını bir dahaki derse işleriz. Evet, konutların birçoğunda soba, radyatör, ısı pompası veya elektrikli ısıtma sistemleri vardır. Bu sistemlerde hava bir kanal içine yerleştirilmiş sıcak bir akışkanın dolaştığı boruların veya direnç tellerin üzerinden dolaştırılmasıyla ısıtılır. Bu işlem sırasında havanın nemlendirilmesi ya da havadan nem alınması söz konusu değildir. Yani duyulur ısıtma ve soğutmada basit bir soğutma ve ısıtma yapıyoruz, nemine karışmıyoruz. Nem alınması söz konusu olmadığından havadaki nem miktarı sabit kalır. Başka bir deyişle nemlendirme veya nem almanın söz konusu olmadığı bir ısıtma veya soğutma işleminde havanın özgün nemi sabit kalır. Omega sabit. Bu tür bir ısıtma işlemi psikometrik diyagramda biraz önce de gösterdik arkadaşlar. Yatay bir doğru olarak görünen sabit özgün nem doğrusunu izleyerek artan kuru termometre sıcaklığı yönünde gelişir. Bakayım hemen gelelim. Bak. Isıtma yani şu ısıtma gidiyor burada özgün nemi kesişiyor. Demek ki özgün nem bak bu ısıtmada hep sabit, soğutmada hep sabit. Sonuçta sabit bir çizgi üstünde gidiyoruz. Bir doğru üstünde gidiyoruz. Evet, bu çerçevede kuru havanın kütle dengesi, suyun kütle dengesi. Suyun kütle dengesi bak omega 1 eşittir omega 2 artık. Sonuçta nem miktarı değişmiyorsa nemler eşit. Burası önemli. Duyulur ısıtma ve duyulur soğutmada. Enerji dengesi de arkadaşlar termodinamiğin birinci yasasını açık sistemler için sadece akışkan için modellersen o zaman MA çarpı HK eksi H1 oluyor Q değeri. Sonuçta ısıtma ve soğutma yapıyorsak Q'yu tek başına bıraktığımızda akışkanın sahip olduğu enerjiyi de bu şekilde yazabiliriz. Evet, nasıl bir sistem olabilir bu? Kanal içinde havayı gönderdik. T1 sıcaklığı da belli bir özgün nemde ve bağlı nemde. Burada havayı ısıtıyoruz. Bir şekilde ısıtacaksın. Burada ne kullanırsan havaya bir ısı girişi var. Havaya ısı girişi olunca biz özgün nemle değiştirmiyoruz özgün nemi. Ama sıcaklığı değiştiriyoruz. Bu sefer bağlı nem de değişecek. Isıtmayla bağlı nem azalacak. Bunu matematik olarak da biraz sonra işleyeceğiz. Arkadaşlar bak. Burada ne yapmış? Evet. Burada da psikometrik değerler üzerinde sabit bir çizgi içinde. Bu ısıtma yönü öbür tarafı olacak. Okun yönü yani 12'den 30'a geliyorsak okun yönü bu tarafı olacak. O yanlış olmuş olabilir. Tamam. 12 derecede girdi. 30 derecede çıktı. Sabit bağlı nemde ısıttık. Soğutma yapıyorsak tersi olacak yani sonuçta şu yanlış bir ufak hata var neyse ama fi değerleri bak bir noktası şuradaysa fi 1 burada iki noktası buradaysa fi 2 burada yani fiiller değişiyor onu göstermek istiyoruz özgün nem sabit kalıyor sıcaklıklar da yani kuru termometre sıcaklıkları da değişiyor neyse bunu matematik örneğini yapalım şimdi dersimizi bitirmeden bir örnek yapalım. Evet, örneğimizi şöyle yapalım arkadaşlar. Şekil ile verilen ve ısıtma ile nemlendirme bölümlerinden oluşan iklimle sistemi toplam 95 kilopascal basınçta çalışmaktadır. Bakın buraya ben nemlendirmeyi de dahil etmişim. Hani konuyu anlatmadık ama soru üzerinden anlatacağız. Soru üzerinden anlatırken zaten bu konuyu öğreneceğiz. Ne demişiz? Toplam 95 kilopascal basınçta çalışıyor. Nemlendirme bölümünde havaya 100 derece santigrat sıcaklık doymuş su buharı püskürtülmektedir. Bak havayı nemlendirmek istiyorsak buradan yani nemlendirme de demek içindeki nem miktarını arttırmak demek. Onun için burada 95 kilopascal basınçta hava içine su buharı püskürtülüyor. Buradan doymuş buhar 100 derecede giriyormuş ve burada içeriye püskürtülüyor buhar. Hava ısıtma bölümüne 10 derece sıcaklık ve %70 bağlı nemde giriyor. Bak ve 35 metreküp bölü dakika debi ile giriyor. Bu bilgiler verilmesi lazım zaten. Nemlendirme bölümünde 20 derece sıcaklık ve %60 bağlı nemde çıkmaktadır.
Ha, bu çıkışı da vermiş bak. Burası 20 derece, %60 boğalına nemlendirmeden en son çıkışı vermiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar ısıtmayı biraz önce konuştuk. Isıtma bölümünden çıkışta havanın sıcaklığı ve boğanın nemini bulacağız. Yani şurayı bulacağız. Isıtma bölümünde havaya birim zamanda aktarılan ısıyı bulacağız. Şuradan bir ısı geliyor sonuçta. Nemlendirme bölümünde havaya birim zamanda katılan su buharı kütlesini hesaplayacağız. Bu nemlendirmede önemli ne? Havaya katılan su buharı miktarı. Yani nemlendirmede de onun hesabına bakacağız. Şimdi dersi bitirmeden bunu adım adım güzelce, bu soru çok önemli arkadaşlar. Hani ısıtma bölümünü konuştuk, nemlendirmeyi de şimdi konuşuyoruz. İkisi birleşik olarak sorulabilir, ayrı ayrı da sorulabilir. Ama yapacaklarımız çok önemli noktalar burada adım adım gösterildi. Nemlendirme ile ısıtma işlemi. Sürekli akış işleminde debiler, kuru havayı ben burada H ile göstermişim. Arkadaşlar bakın, hani Türkçe olarak H ile göstermişim. Önemli değil, İngilizce'de A ile gösteriyoruz. Ama yanına yazmışız ne olduğunu, o zaman sorun yok. Kuru havanın debisi sabit. Kuru hava ve su buharı ideal gaz. Kinetik ve potansiyel değişimleri ihmal. Isıtma kısmında heating coils. Şurada. Isıtmada her zaman omega 1 eşittir omega 2. Özgünlem değişmez. Bak bilgilerin hepsini özetlemişim. Ben soruları çözerken adım adım böyle yapıyorum. Nemlendirme kısmında ise arkadaşlar bunu tabii ki nemlendirme bak mantık olarak düşün. V2 özgül neminde giren havanın özgül nemi artacak. V3 büyük V2 olmak zorunda zaten. Çıkışta özgül nem artacak ki nemlendiriyoruz. Yani bunu zaten bilmemiz gerekiyor. Toplam basınç 95 kilopaskal. Buradaki basınçlar 95 kilopaskal arkadaşlar. İçerideki basınç. Girişte boğal nem fi 1 %70 verilmiş. Boğal nem tamam arkadaşlar. Boğal nemin tanımı neydi bizde? PB bölü PD. Bak doyma basıncı diye ben buraya yazmışım. Yani Türkçelerini yazmışız buraya. Burada da buharın kısmi basıncı. Tamam. Boğal nem eşitliğimiz de bu. Girişteki bağlanan verilmiş. Arkadaşlar buradaki kısmi basınç bilinmiyor bu çerçevede. Kısmi basınç buharın bir noktasındaki kısmi basıncını biz tek başına bırakırsak fi 1 çarpı PD1 doyma basıncı bir noktasını. Bakın bir noktasının doyma basıncını belirleyebiliyoruz. 10 derece santigrat demiş. Bak adım adım gidiyoruz. 10 derece santigrat sıcaklıktaki buharın doyma basıncını biz buraya denklem demişim. Yani şeyden de tablodan da alırsın. 1,2281 kilopaskal. 0,70 boğal nem. Bu ikisini çarptığında buharın kısmi basıncını elde ettik. Bunu kullanacağız. 0,86 kilopaskal. Tamam. Toplam basınç neydi? Buharın kısmi basıncı, kuru havanın kısmi basıncı. Buradan kuru havanın kısmi basıncını tek başına bırakırsak bize bu da lazım. Toplam basınç 95 vermiş. Buharınkini de yukarıdaki bilgiden bulduk. İkisinin farkı kuru havanın kısmi basıncı 94,14 kilopaskal. İkisinin toplamı bize toplam basıncı verecek kısmi basınçların toplamı. Bunları hep öğrendik şimdi. Adım adım gidiyoruz. Öğrendiğimiz her türlü eşitliği de kullanacağız. Kuru havanın özgül hacmi. PV eşittir MRT. Tamam. Bu büyük V'yi M'ye bölersek P özgül hacim eşittir. RT yazarız. Buradan V1'i tek başına bırakırsak havanın gaz sabiti T1 sıcaklığı bölü havanın kısmi basıncı bak. Sonuçta havayla çalışıyorsak kuru hava demişiz oraya. RH tablolarda 0,280 kilojül kilogram kelvin zaten şu değeri biliyorsunuz. Buradan özgül hacim 0,863 metreküp bölü kilogram kuru hava var. Hani iklimlendirmede kilogramın yanına neyle çalışıyorsak o kuru hava. Güzel. V1'i de kullanacağımız için burada dursun. Bir noktasındaki özgül nem. Arkadaşlar özgül nemler önemli. Bir noktasındaki özgül nem buharın kütlesi bölü kuru havanın kütlesiydi. Veya 0,622 PB bölü P eksi PB'ydi. Tamam. Biz ne yaptık? Burada basınçları belirledik ya. Sonuçta şu kısmi basınç, buharın kısmi basıncı ve toplam basınç elimizde var. O zaman bunları yerleştirirsek bir noktasındaki özgül nem 0,00568 virgülden sonra 5-6 basamak önemli. Boşsuz çalışıyor sonuçta.
Kilogram su bölü kilogram kuru hava. V1'i de halletmiş olduk. V1 V2 eşit zaten. Bir noktasından yola çıktık, her şeyi halledelim dedik. Bir noktasındaki entalpi bulacağız. Toplam entalpi bizim neydi? H hava artı H su buharı. Bak burada yine ben özetlemişim biraz önce anlattığımızı. Şunu zaten elde ettik biraz önce. Entalpi, havanın entalpisi artı özgünlem buharın entalpisiydi. Bunu biraz önce elde ettik. Buradaki HH yerine de CP çarpı T'yi yazabileceğimizi söyledik. Burada bak bilgileri tekrar özetlemişim ben, yani bunları konuştuğumuz için geçiyorum. Hani hava sıcaklığı eksi 10 ile 50 derece değiştiğinden ortalama CP'yi kullanıyoruz demiştik. O zaman bir noktasındaki entalpiyi biz H1 eşittir CP T1 artı V1 H B1 olarak yazabiliyoruz. CP 1.005 konuştuk. Sıcaklık 10 derece santigrat olacak, tamam. V1'i bulduk şu değer. H buharı bulduk şu değer. 10 derece sıcaklığındaki buharın entalpisi. Yani bunu da tablodan bulacağız. 10 derece sıcaklığındaki buharın entalpisi. Bunların hepsi tablo değerleri olarak elimizde var. Yani hepsi dediğim şu 2519 var. Şunu ortalama değerde aldık zaten. H1'i buradan çekeriz. Bir noktasındaki entalpi 24.36 kilojül kilogram kuru hava. Kuru hava için çalıştık bir noktasında. Hani kuru havayı baz alarak entalpileri hesaplıyoruz demiştik. Bir noktasını hallettik. Çıkışa gelelim. Üç noktasındaki buharın kısmi basıncı. Arkadaşlar Fi 3 belli, Pd 3 belli. Pb'yi buradan çekeceğiz. Fi 3 0.60. Pd 3 zaten yani 20 derece olarak verdiği için buharın doyma basıncı tablonu alırız. İkisinin çarpımı buharın kısmi basıncı 1.40 kilopascal. Pb 3. Üç noktasındaki özgürlüğüm, bak arkadaşlar hani şu değerle şu değer verildiği için PB3'ten yola çıkıp omega 3'ü de o PB'li denklemden elde ediyoruz. Yani bunlar özgürlüğümden üzerine 2-3 tane denklem verdik. Hangisi işimize yarıyorsa onu kullanacağız. Burada PB'ler belli, toplam basınç da belli. O zaman omega 3 0.00930 kilogram su buharı bölü kilogram kuru hava. 3 noktasındaki özgürlüğüm. 3 noktasındaki entalpi yine CPT3 artı V3 HB3. Burada 20 derece sıcaklıktaki buharın entalpisi tamam tablodan. Diğerlerini konuştuk. Yerleştirdiğimizde H3'te 43.70 kilojül kilogram kuru hava. Kuru havayı baz alarak entalpiyi, 3 noktasındaki toplam entalpiyi, özgül entalpi tabii bu küçük harf olduğu için özgül entalpiyi bulmuş olduk. Kuru havanın kütlesel debisi. Arkadaşlar kütlesel debi nedir? Hacimsel debi bölü özgül hacim. Onun için yukarıda özgül hacmi hesapladık. Bize hacimsel debi verilmiş. Bir noktasındaki hacimsel debi verildi ise bir noktasındaki özgül hacmi bulacağız, hesaplayacağız. Hangi nokta? Çünkü havayla çalışıyoruz. Girişte ve çıkışta hacimsel debiler değişir ama kütlesel debiler değişmez. O zaman girişteki özgül hacimle hacimsel debiyi aldığımızda 35 metreküp bölü dakika bölü 0.863 metreküp bölü kilogram. Bu değişmeyen nedir? Kütlesel debidir. Havanın kütlesel debisi o zaman 40.6 kilogram bölü dakika olarak bulunur. Evet, dakika cinsinden çalışmışız. İstersek bunu saniyede yazabiliriz. Arkadaşlar öğrendiğimiz bütün eşitliklerden yararlanarak diğer bilgileri elde ettik. Bu soruyu da güzelce çalışın. Gelelim enerji hesabına. Termodinamiğin birinci yasası. Bak ben buraya açıkça yine yazmışım. Giren kütlesel enerjiler var. Ama burada ne var? İkiye ayırıyoruz. Yani hava var, su var. İkiye ayırıyoruz. Havanın MH çarpı H2'si, M su çarpı H su olarak sisteme dahil edilen nemlendirme kısmı, bak nemlendirme kısmı, su dahil ediliyor sisteme. Çıkan MH H3 olacak, tamam. Hava yani. Yukarıdakileri değerleri toparlarsak arkadaşlar ne demişim ben buraya? Nemlendiriciye giren su debisi M su, tamam. Yani doymuş buhar debisi. Sonuç olarak orada doymuş buhar olarak gönderiyor.
HSÖ doymuş şu bu aranın entalpisi açıkça yazmışız. Bu ikisi nedir diye. Tamam. Arkadaşlar matematik olarak ben ne yapmışım? Her tarafı M'ye bölmüşüm. Tamam. Burada M'si bölüm M'ye HSÖ'yü tek başına bırakırsak iki entalpi farkına bu eşit olacak. MSU nedir? Sisteme eklenen su buharı arkadaşlar. Ve sisteme eklenen su buharı nedir? 3 noktasından çıkan buhar debisiyle 2 noktasından giren buhar debisi. Bak bunu matematik olarak da yazmam, böyle yazman gerekiyor. Sonuçta sisteme eklenen bu değer şu ikisinin farkına eşit olacak. O zaman MSU yerine bu ikisini koyalım. İkisinin farkını koyalım. Bak buraya koyup ikisini de MH'ye böldük. Bak bunlar mühendislik yaklaşımı. Çünkü biz ne öğrendik? MB bölü MH ister kütle ister kütlesel debi yaz. Yani değişmiyor. MB bölü MH özgül neme eşit. Biz bu özgül nemleri yukarıda hesapladık ya. Burada mühendislik yaklaşımı yapacağım. Bak buraları önemli. Buradaki MSU'yu böyle yazacağım. Ve bunların ikisini de MH'ye böldüğün an bu kütlesel debilerden kurtulup özgül nemlere geçebiliyoruz. Buraları çok önemli arkadaşlar. O zaman V3 eksi V2 çarpı HSU eşittir H3 eksi H2 oluyor. Bu ikisini yukarıda hesapladık. Pardon buradan H2'yi çekeceğiz. Bu H3'ü yukarıda hesapladık. H2'yi çektiğimizde önce HSU'ya bakalım. 100 derece sıcaklıktaki doymuş buharın entalpisi tabloda. Tamam. Şu V3 eksi V2 V de, diyor ben de omega dememiz lazım. Omega diyelim. Omega 3 eksi omega 2 ikisinin de sayısal değeri var. Tamam. H3'ü de hesapladık. Tamam. H2 34 kilojül kilogram kuru hava. Arkadaşlar öğrendiğimiz bütün denklemlerden yararlanmak için ben bu soruyu modelledim. Yani soruda ne sorulsa sorulsun adım adım her şeyi hesaplıyoruz. Bak iki noktasındaki sıcaklık hesabı. Dedim ya bak H2'yi biz bir şekilde hesapladıktan sonra şu eşitlikten de yararlanabiliriz demiştim. Buradan iki noktasındaki sıcaklığı bilmediğimiz için buradan T2'yi çekebiliriz. Şurada HB2 var. İki noktasının sıcaklığı belli olmadığı için HB2 belirsizdir demişim. Ha bak bu soruyu onun için zaten ben derleyip toparladım. H2'yi bu şekilde yazabileceğimiz gibi şu şekilde de HB'yi modelleyebiliyorduk. Bu ikisini burada birleştireceğim ben. HB için aşağıdaki eşitlik verilmiştir demişim. Bunu da biraz önce çalıştık. Buradaki iki noktasının sıcaklığı belli olmadığı için HB2 belirsiz. Ama bunu böyle tek başına bırakmayacağız. Bununla ilgili biz bir eşitlik öğrendik iklimlendirmede. Buharın entalpisini yaklaşık olarak 2500.9 bu sıfır derecedeki bizim referans entalpimizdi. Artı 182 T olarak yazabiliyorduk. Yine altına açıkça her şeyi yazmışım. O zaman bunun yerine bunu yerleştireceğiz. İkisinde de karşımıza sadece T2 bilinmeyeni kalacak. Güzel. Bu soru çok önemli. Hem konu anlatıyoruz hem bütün eşitliklerin kullanımını tekrar ediyoruz. Buradan T2'yi matematik olarak çekeceksin arkadaşlar. Bu denklemden T2 19,5 derece santigrat bulunuyor. Evet, T2 34 kilogram kuru hava için T2 değeri bu. A şıkkında bunu soruyormuş. Tamam. İki noktasındaki bağıl nem. Arkadaşlar bak buraları çok önemli. Hem konu anlatıyoruz hem sayısal soru çözüyoruz. İki noktasındaki bağıl nemi halledeceğiz. İki noktasındaki bağıl nemi hallederken arkadaşlar buharın basıncı bölü doymuş buharın basıncından yararlanıyorduk. Fi 2 için. Bu fi 2 için bunların sayısal değerleri elimizde var. Mesela PD2 ne demişim ben? 19,5 derece. Yukarıda bulduk ya 19,5'ü. 19,5 derece santigrat sıcaklıktaki buharın doyma basıncını alacağız ilgili tabloda. Bu ikisinin oranı bize Fi2'yi verecek. Buharın nem 2'yi verecek. Ve yanına yazdığım şu bilgiler çok önemli. Bunları güzelce not alın. Isıtma işleminde omega 1 eşittir omega 2 idi. Omega 1 eşit omega 2 ise buharın bir noktasındaki kısmi basıncı buharın iki noktasındaki kısmi basıncına, bak ısıtma için konuşuyoruz burada. İki noktası ısıtma kısmi basıncına eşit olur demişim. Aşağıda da matematik olarak ispatlamışım. Bu ispatları her yerde göremezsiniz. Buradan güzelce çalıştığında bak birbirini götüren değerler kapsamında
PB1 eşittir PB2 çıkıyor. Şu bilgi çok önemli. Isıtma işleminde özgül nemle çalışıyorsa. Yukarıdaki sayısal değerlerden arkadaşlar çıkıştaki bağlı nemi 0,377 buluyoruz. Tabii bu boyutsuz bir sayı. Tamam. Isıtma kısmında havaya aktarılan ısı transferi akımı ne olabilir? Q giren bize soruldu ya. O zaman havanın kütlesel debisi H2-H1 olabilir. Burada yine termodinamiğin birinci yasasını özetlemişiz. Bu sefer tüm sistemi ele alırsak, yani ısıtma için konuşuyoruz şu an şurada. 1 ile 2 ısıtma bölgesini oluşturuyor. Havanın enerjisi ve Q giren var. Ve havanın çıkan enerjisi var. Hepsini derleyip toparlarsak burada Q giren tek başına bırakılırsa diğerlerinin sayısal değerleri elimizde var. Bu havayı ısıttığımızda Q giren 391 kilojoule bölü dakika. Yani burada dakika aldıkça söylediğim gibi bunu saniye de çevirebiliriz. Kilojoule bölü dakika, yani kilovata denk gelen bir değer. Sonuçta üzerine nokta koymuşuz. Kilovat biriminde çalışıyoruz. Ne kaldı? Nemlendirme kısmında havaya birim zamanda katılan su buharı kütlesi hesabı. Bak bunu da sordu. Bunu da bu problem çerçevesinde çalışacağız demiştik zaten. Çıkıştaki buhar debisiyle nemlendirici girişindeki buhar debisi farkı eklenen su miktarını matematik olarak da verir. Bu ikisinin farkını bulacağız. Arkadaşlar bu iklimlendirmede neyle çalışıyoruz? Hep bizim referans noktamız havanın kütlesel debisi veya kütlesi. O zaman bu eşitliği biz MH'ye bölersek burada M su bölü MH kütlesel debi cinsinden kaldı. Bak hemen buradan özgül nemlere geçtik. Bu ikisinin oranı özgül nemi, bu ikisinin oranı da iki noktasının özgül nemini, bu üç noktasının özgül nemini verir. Yine biz M suyu tek başına bırakırsak, biraz önce de çalıştık zaten. M hava kütlesel debi çarpı omega 3 eksi omega 2'ye eriştik. Şuradaki sayısal değerleri belli, eklenen su miktarı belli değil. O da 0,347 kilogram bölü dakika olarak çıkacak. Arkadaşlar soru içinde konu anlattık. Hem de sayısal değerleri ele aldık. Hem de bütün öğrendiğimiz eşitlikleri bu soru içinde değerlendirdik. Önemli bir soru. Bu soruyu güzelce çalışacaksınız. Son olarak psikometrik diyagrama bakalım. Psikometrik diyagram kullanılarak omega 1, omega 2, T2, Fi2, omega 3, H1 ve H3 değerleri bulunabilir. Biz hesapla bulduk. Ama bu değerleri 95 kilopascal basınç için bulacağız. Ama arkadaşlar mesela termodinamik kitabına baktığımızda 100 kilopascal basınç için o psikometrik diyagram verilmiş. Yani 95 kilopascal basınçtaki psikometrik diyagramı bulursan var sonuçta, hani bulursun. Onun üzerinden de bütün bu öğrendiğimiz veya hesapladığımız değerleri alabilirsin. Ona basitçe bakıp dersimizi bitirelim. Bakın 95 kilopascal için psikometrik diyagram, yani 100 kilopascal için değil. Önce ısıtmaya bakalım. Bir noktasında bir sistemi aldık, iki noktasına getirdik, ısıttık. 10 derece santigrattan 20 dereceye getirdik. İki noktada belli. İki noktanın Fi1'i de Fi2'si de belli. Ona göre kesiştiriyoruz. Bakın şuradan uzattığımızda mesela şuradan H2'yi okuyabilirsin. Buradan uzattığında H1'i okursun. Buradan uzattığında omega 1'i okursun ki omega 2'ye eşit. Yani ne belliyse mesela şuradan hacim eğrisi de geçiyor. Hacimi de okursun. Bu psikometrik diyagramı zaten oturup çalışacaksınız. İki noktası, üç noktası bak. Nemlendirme. Nemlendirmede ne demiştik? Biz belli bir eğimde yukarı doğru gideceğiz. Yani Fi2'den Fi3'e gideceğiz. Ve omega değerini arttıracağız. Nemlendirmede karşımıza çıkan bilgiler bu şekilde. Yine şu üç noktasını bilinmeyen değerler cinsinden kesiştirdiğimizde ne gerekiyorsa şuradan entalpiyi, şuradan omega 3'ü, buradan Fi3'ü hepsini okuyabilirsin. Psikometrik diyagramı bir çalışın. Güzelce üstünde iki değer belliyse arkadaşlar bütün diğer değerleri bulabileceğini görebileceksin. Bak aşağısına ben yazmışım. T1 10 derece ve Fi1 %70 için bir noktasının yeri belirlenir. Şu bir noktasının ve H1 ve V1 diyagramdan okunur. İstersen özgül hacim V1'i de okursun. T3 20 derece ve Fi3 %60 için 3 noktasını geri belirlenir ve H3 ile omega 3 diyagramdan okunur. Hesaplanan H2 değeri dik
dikkate alınarak bu değer ve omega 1 eşittir omega 2 çizgisiyle kesiştirilir. Böylece Fi2 ve T2 diyagramdan okunur. Her türlü bilgiyi yazmışız. 1 ile 2 arası ısıtmayı, 2 ile 3 arası nemlendirmeyi gösterir. Nemlendirme demek özgür nemden artması demektir demişim. Arkadaşlar dersi soru yoksa bu şekilde bitirip haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bu soru kapsamında hem ısıtma hem soğutmayı da görmüş olduk. Sonuçta su ısıtmanın tersi soğutma. Hem nemlendirmeyi de görmüş olduk. Isıtma, soğutma ve nemlendirme kısmını halletmiş olduk. Ve soru yoksa sizden yoklama alarak dersimizi, sizden yoklama aldıktan sonra dersimizi bitireceğiz.